Bir Boeing 767 tamamen parçalandı. 129 kişi öldü. Güney Kore tarihinin en kötü hava felaketi. Araştırmacılar kafa karıştırıcı kanıtlarla karşılaşıyor. 129 sefer sayılı Air China uçağındaki birkaç kritik saniye, yaşam ve ölüm arasındaki farkı belirlemiş olabilir mi? Bu kaza gerçek bir kazadır. Uçak kazaları 17. bölüm. 15 Nisan 2002. 129 sefer sayılı Air China uçağı yaklaşık 2 saattir havada. 155 yolcunun içinde tatilden eve dönen bir Koreli turist grubu var. Tur rehberi 28 yaşındaki Soik Su işe yeni başlamıştır. Ve eşi 4 aylık hamiledir. Rehberlik ettiği grupta 20 kişi vardır. Uçağın kaptan pilotu Hu Xinhu, Çinli uçuş mürettebatının başındadır. 6000 saatten fazla uçuşu bulunmaktadır. Yardımcı pilot Geo Li Shi, 767'de 1200 saatten fazla uçmuştur. Mürettebatın en kıdemsiz üyesi, ikinci yardımcı pilot Hu Xiyin'dir. İkinci yardımcı pilotun olması telsiz çağrılarını yapmak içindir. Yabancı dile hakim olduğu için görev başındadır. Air China filosundaki 129 sefer sayılı uçak 17 yaşında bir Boeing 767-200'dür. Air China Çin'in en önemli şirketidir. 68 uçaktan oluşan filosu tüm Asya'ya ve ötesine uçmaktadır. Havayolu şirketinin güvenlik sicili gerçekten temizdir. Hiçbir ciddi kaza yapmamıştır. 129 sefer sayılı uçak Pekin'den güneydoğuya doğru Güney Kore'deki Busan Kimhei Uluslararası Havaalanı'na gidiyor. 30 dakika içinde inmiş olacak. Pilotlar yaklaşma kontrol listesini uygulamaya başlarlar. Mürettebat alçalmaya hazırdır. Yeni işinde iyi bir izlenim bırakmaya çalışan Soik Su için o gün felakettir. Her şey o sabah kovulmasına neden olacak bir hata yapmasıyla başlar. Grubun birinci sınıfta oturması için ayarlama yapmıştır. Ama havaalanına varmadan hemen önce pasaportunu ve çantasını otelin lobisinde unuttuğunu fark eder. Otobüs şoförünü otele geri döndürmesi gerekmiş. Grup havaalanına geç kaldığı için uçağın en arkasına oturtulmuş. Gruptaki insanlar tur rehberine çok kızmış ve tepki göstermişler. Ama Soik Su'nun bu küçük hatasının çok daha önemli bir etkisi olacağını bilmesinin imkanı yoktur. Kaptan pilot yolculara iniş anonsu yapar. Hava sisli ve biraz da yağmur var der. İnişten 15 dakika önce mürettebat havaalanı yaklaşma kontrolörüyle iletişime geçer. Uçuşta yaklaşmayı yardımcı pilot başlatır. Uçuşu yapan pilot odur. Kaptan pilot daha önce bu havaalanına 3 kez iniş yapmıştır. Yaklaşırken sorun yaşanmaması gerekmektedir. Kule uçağa sola dönüp 1.60 yönünde ilerlemesi ve 2600 fite alçalma talimatı verir. Kimhei Havaalanı, havası tahmin edilmez olarak bilinen güney kıyısına yakındır. Mürettebat iniş takımlarını açar. Flapları 20 dereceye ayarlar. Pisti görmektedirler. Ama son anda kule iniş pistini değiştirir ve batıya doğru daire çizin diye iletişime geçer. Daire çizerek yaklaşma, görerek yaklaşmadır. Pilotun iniş boyunca pisti görüş açısında tutması gerekir. Hava durumu uygunsa yaklaşmayı idare edip aynı zamanda piste dikkat etmesi gerekir. Kontrolör son telsiz çağrısına cevap alamıyor. Değişen hava şartları mürettebatı zorluyor. Kontrolör uçağa ulaşmayı başarır ve 18 nolu piste iniş yapabilirsiniz der. Soik Su kötü hava koşullarının varmalarını geciktireceğinden endişe ediyor. Kule kontrolörü
yoğun bulutlar arasından gelen 767'yi takip etmekte güçlük yaşıyor. Bulutların arasında olan uçağın bir anda kokpitinde yükselin yükselin sesleri gelmeye başlıyor. Ve o anda uçak bir ormanlık alana çarpıyor. Mucize eseri kazadan sağ kurtulan yolcular var. Soik Su onlardan birisidir. 129 sefer sayılı uçak kazasından kurtulan Soik Su, dolaşmış kablolar, ezilmiş kabin enkazı ve bıçak gibi keskin alüminyum parçalar arasından yavaş yavaş dışarı çıkıyor. Sonunda gün ışığına ulaşıyor ama hala tehlikeden kurtulabilmiş değil. Uçaktan yakıt kokusu geliyor. 129 sefer sayılı Air China uçağı pistten kilometrelerce uzağa Dot Deil Dağı'na düştü. 3000'den fazla acil durum müdahale çalışanı bölgeye ulaştı. Uçaktaki 166 kişiden 37'si sağ kurtuldu. Sağ kurtulanların neredeyse hepsi tur rehberi Soik Su'nun yakınlarında oturuyordu. Soik Su'nun tur grubunun %90'ı kurtuldu. Genç tur rehberinin pasaportunu unutması utanç olarak görüldü ama sonsuza kadar hayat kurtaracak bir olay olarak hatırlanacak. Kore'de uçak kaza araştırmacıları, Amerikalı Ulusal Ulaşım Güvenliği araştırmacılarıyla birlikte olay yerine geldiler. Araştırmacılar kaza alanından neredeyse 5 kilometre uzaktaki havalanını görebiliyorlardı. 129 sefer sayılı uçağın pistten bu kadar uzak yere çakılmasının basit bir açıklaması yoktu. Araştırmacılar uçuş mürettebatından hayatta kalan tek kişinin kaptan pilot olduğunu öğrendi. Kaptan hayatta kalırsa ve dürüst davranırsa araştırmaya yardımcı olacağını biliyorlardı. Kaptan pilot hastaneye giderken araştırmacılar kaza yerinden ne öğrenebileceklerine bakıyorlar. Enkaz yamaçta yüzlerce metre öteye dağılmış durumda. Geniş alana saçılan enkazdan bir şeyler anlaşılmaya başlanıyor. 129 sefer sayılı uçak yere burnüstü çarpmamış. Kanıtlar son anda mürettebatın daha çarpmamaya çalıştığını gösteriyor. Öyle olduysa bazı insanların nasıl kurtulduğu anlaşılabilir. Ağaçlar uçağa biraz tampon olmuş ve darbenin etkisini azaltmış. Motorlar kopup ağaçlardan kaymış ve insanlar kurtulmuş. Ama büyük soru hala cevapsız. 129 sefer sayılı uçak rutin görünen bir iniş sırasında neden havaalanına 5 kilometre uzaktaki bir dağa çarptı? Araştırmacıların ihtiyaç duyduğu cevaplar uçağın kara kutularında olabilir. Cihazları enkazda buldular ama verilerin kurtulup kurtulamayacağını anlamak için uzmanların laboratuvarda analiz etmesi gerek. Pistin yakınlarında ne zaman uçak kazası olsa araştırmacıların ilk konuşmak istediği insanlar arasında hava trafik kontrolörleri olur. Araştırmacılar o gün uçağı yönlendiren kontrolörle görüşmek için havaalanına giderler. Kontrolör düz yaklaşma yapmaları gerekiyordu ama rüzgarın yönü değiştiği için dairesel yaklaşmaya değiştirdim der. Düz yaklaşmadan dairesel yaklaşmaya geçmek dünyadaki havaalanlarında rutin olarak karşılaşılan bir durumdur. Başta 129 sefer sayılı uçağın soldaki 36 numaralı piste güneyden gelerek iniş yapması planlanmıştı. Ama değişiklikten sonra sağdaki 18 numaralı piste kuzeyden iniş yapacaklardı. Kontrolöre başka hatırladığınız bir şey var mı diye sorduklarında kontrolör telsiz iletişimleri çok yanlıştı der. Kule kontrolörü 129 sefer sayılı uçağa daire çizerek yaklaşmaları için talimat verdikten kısa süre sonra pilotlara yeni bir telsiz frekansına geçmelerini söylüyor. Ama pilotlar bunu teyit etmemiş. Kule birkaç defa ulaşmaya çalışmış, ulaşamamış. En sonunda uçağa acil durum frekansından ulaşmış.
Tüm havaalanları acil durumda iletişim kurmak için standart bir frekans kullanır. Hava trafik kontrolörü bir uçağın sorun yaşadığından şüphe ederse mürettebatla iletişime geçmek için o frekansı kullanır. 129 sefer sayılı uçağın mürettebatı hava trafik kontrolörüne geç cevap vermişti. Araştırmacıların bu sıra dışı gecikme sırasında kokpitte ne olduğunu öğrenmesi gerek. Uçağın kaptanı mürettebattan hayatta kalan tek kişi. Ölümcül kazaya neyin sebep olduğunu bilen tek kişi. Kaptan pilotla görüşmeye gittiklerinde hareket edemediğini görürler. Ama araştırmacıların sorduğu sorulara cevap verecek şekilde bilinci yerindedir. Ve kaptan pilota soruları sormaya başlarlar. Araştırmacıların kaptan pilota uçakta mekanik bir arıza var mıydı sorusunda kaptan pilot, "Hayır, her şey iyi görünüyordu. Sonra karşımızda birden dağ belirdi," der. "Kuleyle iletişim kurmakta zorluk çektiniz mi?" sorusuna kaptan pilot, "Hayır, her şey normaldi," der. Ama kontrolörler telsiz iletişiminin normal olmadığını araştırmacılara söylemişti. Rahatsız edici bir çelişki. "Bize anlatabileceğiniz başka bir şey var mı?" sorusuna kaptan pilotun cevabı, "Son anda iniş pistini değiştirdiler," olur. "Bu sizin için sorun yarattı mı?" diye araştırmacıların son sorusunda kaptan pilotun cevabı, "Hayır, sorun yoktu. Biz bunun eğitimini alıyoruz," der. Bu kaza Kore topraklarında o zamana kadar yaşanan en kötü uçak kazasıydı. 129 kişi ölmüştü. Aile üyeleri kurbanların yasını tutarken araştırmanın üstündeki baskı artıyordu. Rutin iniş yapan bir uçak nasıl dağa çarpabilirdi? Laboratuvar teknisyenleri Air China uçuş veri kayıt cihazındaki tüm verileri kurtarmayı başarıyor. Bunlara uçağın hızı, irtifası, yönü ve kazaya kadar olan tüm uçuş veri ve parametreleri dahil. Araştırmacılar, kaptan pilotun zorluk çıkarmadı dediği dönerek yaklaşma hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Araştırmaya ilk başladıklarında mürettebatın sandıklarından daha fazla ilerlemiş olduğunu görüyorlar. Tüm hava alanlarının pistlerine nasıl yaklaşılması gerektiğini gösteren ayrıntılı prosedürleri vardır. Pilotlar bu prosedürleri harfiyen uygulamak için eğitim alır. Bu havaalanının iniş prosedürü dairesel yaklaşmaya yardımcı olması için pilotların kokpit kronometresi kullanmasını gerektiriyor. Manevrayı saniyesi saniyesine ayarlayarak kesin olabilmeleri gerekiyor. Ama kokpit zamanlayıcısı güvenli bir iniş yapılmasını garantilemiyor. Kaptan pilotun söylediğinin tersine yaklaşmaya kötü bir şekilde başladığı görülüyor. Kara kutu pilotun ilk dönüşünü gerçekleştiremediğini gösteriyor. Dairesel yaklaşmaya başlaması için sola dönmesi ve bunu sert bir şekilde yapması gerekiyor. Yeterince keskin şekilde yatarak dönmemiş. Kısa süre sonra havaalanına yaklaşırken tek sorunun yatış açısı olmadığını öğreniyorlar. Uçak saatte 292 km hızla gidiyormuş. Olması gerekenden 37 kilometre daha hızlı. Fazla hızlı uçarak alçalmayı beklenenden daha hızlı tamamlamışlar. Bu da dönüşe hazırlanmak için daha az zaman kalmasına neden olmuş. Air China mürettebatının havaalanına inişin ilk aşamalarını yanlış gerçekleştirdiği netleşti. Ama hala gizemini koruyan bir şey var. Neden bu tecrübeli pilotlar güvenli bir iniş gerçekleştirmek için sorunu zamanında düzeltmedi? Air China pilotları kritik bir görevi iyi bilmiyor olabilir miydi? Nispeten rutin sayılacak bir inişi tamamlamada başarısız olmalarını açıklayacak bir şey var mı? Koreli araştırmacılar ipucu arayışıyla iş geçmişlerini inceliyor. Yardımcı pilot 767 kokpitinde nispeten yeni olsa da kaptan pilotun uçağa son derece aşina olduğunu öğreniyorlar. Ama sonra kayda değer bir şey ortaya çıkıyor. Araştırmacılar simülatör eğitiminde bile
kaptan pilotun bu havaalanına dairesel yaklaşmayı denemediğini öğreniyor. Eğitimi sadece simülatörde Pekin Havaalanı'na dairesel iniş yapmaktan ibaretmiş. Kaptan pilotun uçuş tecrübesi fazlaymış ama daha önce böyle bir durumla karşılaşmamış. Ama yine de pilotların elinde iniş prosedürü vardı. Mürettebat, aşina olmadığı bu havaalanına prosedürü kullanarak inebilirdi. Araştırmacılar şimdiye kadar ekibin yaklaşma sırasında aşırı hızlı olduğunu ve ilk dönüşü yanlış yaptığını ortaya çıkardı. Şimdi yaklaşmanın kalanının neden felaketle sonuçlandığını öğrenmek istiyorlar. Laboratuvar teknisyenleri kokpit ses kayıt cihazının verilerini kurtarırlar. Araştırmacılar kayıtları dinlemeye başlar. Kokpit ses kayıtlarının bir şeyleri açıklayacağını ümit ediyorlar. Uçak planlanan inişe 9 dakika kala inişe geçmiş. Uçuşun felaketle sonuçlanmasına dakikalar kaldı. Araştırmacılar bir ipucu elde etmek için kayıtları dikkatle dinliyor. Kısa süre sonra çok önemli bir adımı atladıkları ortaya çıkıyor. İniş konusunda bilgilendirme yapmamışlar. Uçuş kurallarına göre yolcu uçağı pilotlarının inişin tüm açılarını gözden geçirmesi gerekiyor. Buna yaklaşma bilgilendirmesi deniyor. Kaçırılan yaklaşma bilgilendirilmesi, neden ekibin ilk dönüşü yapamadığını açıklamada yardımcı oluyor. Ayrıca kokpitteki umursamazlık düzeyini de gösteriyor. Ama kokpit ses kayıt cihazından çıkan bir sonraki şey araştırmacıları dehşete düşürüyor. Araştırmacılar ölümcül kazayı yapmasına dakikalar kala Air China ekibinin daha öncesinde hiç konuşmadıkları bir yaklaşmaya devam etmesini dinliyor. Yaklaşmanın baskısı altında olan pilotlar kontrollere cevap vermiyor. Araştırmacılar dairesel yaklaşmadan manevra yaparken kesin zamanlama gerektiğini biliyor. Kaptan pilot kokpit kronometresine bel bağlıyor. Tam 20 saniye içinde sola dönüşe başlaması gerek. Yardımcı pilotun rüzgar hakkındaki endişesine uçağın kaptanı kontrolü alarak tepki veriyor. Değişimi olabilecek en kötü anda yapıyor. Kaptan pilot birden uçağın kontrolünü ele alarak kritik bir anda iş yükünü artırıyor ve zamanlayıcıya dikkat etmiyor. Kaptan pilotun kontrolü devralınca görev dağılımını net bir şekilde söylemesi gerekiyordu. Daha önemlisi yardımcı pilota zamanlayıcıyı kontrol etmesini söylemesi gerekiyordu ama öyle bir şey olmuyor. Piste doğru yapılacak olan U dönüşünün 20 saniye sonra başlatılması gerekiyor ama uçuşu artık kaptan pilot yaptığı için ve yardımcı pilot da pist aradığı için dönüşü kimse başlatmış olmuyor. Dairesel yaklaşma görsel uçuş kurallarını uygulamayı gerektirir. Pilotlar herhangi bir durumda pisti göremediği zaman inişi iptal edip dolaşarak tekrar denemesi için eğitim alırlar. Araştırmacılar 129 sefer sayılı Air China uçağının pilotlarının pisti görmemesine rağmen Busan'a iniş yapmaya çalıştığını keşfetti. Ayrıca minimum irtifa seviyesinin altına inmişler. Ama bunu sadece yardımcı pilot fark etmiş. Kaptan pilot 30 saniye daha alçalmaya devam ettikten sonra yardımcı pilot müdahale ediyor. Ama artık çok geç. Kaptan pilot sonraki 3 ay boyunca 8 kez sorgulandı. Araştırmacılar pisti gözden kaybettikten sonra neden inişi iptal etmediğini öğrenemedi. Görsel uçuş kurallarının en temel kuralı bu. Araştırmacılar bilmese de kaptan pilot yeni nesil bir Boeing 767 kullansaydı hatasını en kısa sürede düzeltebilirdi. 17 yaşındaki uçakta pilotları çok alçaktan uçtuklarında uyaran yeni teknoloji maalesef yoktu.